Birazdan izleyeceğiniz ders Power BI İstanbul blog sitesindeki uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okay, Power BI desktop'ı kurduk. Açtığımızda karşımıza çıkan ilk ekran bu. Dilerseniz önce bir interfeste ne var ne yok onu tanıyalım. Uygulamayı açtıktan sonra lütfen buradaki kullanıcı menüsünden oluşturduğunuz kullanıcıya gün olmayı unutmayın. Modeli publish ettiğimizde bizim tenant'ımıza gitmesi gerekiyor çünkü. Bu beyaz sayfa bizim rapor kalmasımız. Modeli kurup metrikleri yazıp işimizi bitirdiğimizde bütün görsellerimizi, rapor sayfalarımızı bu beyaz kalması kullanarak oluşturacağız. Bir veri modelinin ucuna birden fazla sayfa eklemek mümkün. Bu birinci sayfamız, ikinci sayfamız, kaç tane sayfa eklememiz gerekiyorsa. Üstteki ribbon aynen Microsoft Office'in diğer uygulamalarındaki ribbonlara benziyor. Microsoft'un bir jargonu zaten Power BI, PowerPoint for Data şeklinde. Konumlamak. Bu menülerin detaylarına sonra gireceğiz. Sağ tarafta raporlarımızı oluştururken kullanabileceğimiz görsellerin olduğu bir liste var. Aşağı yukarı 50'ye yakın standart görsel var. En sağdaki Data sekmesi bizim veri kaynaklarına bağlandıktan sonra dolacak olan bir sekme hangi tablolardan hangi sütunları okuduysak o tabloların ve sütunların ismi burada listeleniyor olacak. Şu soldaki 3 ikona gelelim. İlk ikon rapor kalmasını gösteren ikon. İkincisi table view. Veri kaynağından okuduğumuz bütün tablolar, sütunlar, içindeki veri bu bölümde karşımıza çıkacak. Son bölüm model görünümü. Tablolar arası ilişkiyi kurduğumuz yer bu bölüm olacak. Şimdi tekrar rapor görünümüne gidiyorum. Şimdi her şey öncelikle veriyi okumakla başlıyor. Eğer Excel gibi, SQL gibi Microsoft veri kaynaklarından okuyacaksak burayı kullanabiliriz. Home tabındaki Excel Workbook, SQL Server ikonu kullanabiliriz. Ama Get Data bize Power BI'nin bağlanabileceği bütün veri kaynaklarının listesini verdiği için Buraya bakalım. İsterseniz Excel en başta more deyince burada aşağı yukarı 80'e yakın farklı konektör var. Bu ders için kullanacağımız veri seti bir Excel workbook'ta. Excel workbook seçtim. Connect. Dosyanın olduğu adresi gösterdim. Open. Excel dosyasının içindeki sayfaları gösteriyor bana. Şimdi verimi kontrol etmem lazım. Temizlik gerekiyorsa temizlik yapmam lazım. Filtreler gerekiyorsa filtreler koymam lazım. Dolayısıyla load demeden önce transform dataya geçiyorum. Verinin çekineşime halinde bakmamız gerekecek. Bir önceki derste demiştik ki Power BI Desktop aslında 3 katman, veri modeli katmanı, raporlama katmanı, aynı zamanda ETL katmanını barındırıyor. Bu açılan katman bizim ETL katmanımız. Power Query Arka tarafta Power BI Desktop'ı görmek mümkün. Close Apply dediğimizde bu ekran kapanacak. Power BI Desktop tarafına geri dönüyor olacağız. Şuradaki font görünümlerini biraz büyütelim. Ctrl Shift artı. Şimdi buradaki interface'e bakmak gerekirse sol taraftaki Queries panosu bizim bağlantı yaptığımız veri kaynaklarını gösteriyor. Ortadaki Excel'e benzeyen görünüm Grid bağlantı yaptığımız veri kaynağındaki sütunları, satırları gösteriyor. Sağ taraftaki Applied Steps kısmı bu veri kaynağına bağlandıktan sonra bu veri kaynağının üzerinde yapacağımız transformasyonları step step aşama aşama adım adım kaydeden bir nevi makro recorder gibi çalışacak. Yukarıdaki ribbon'un detaylarına giriyor olacağız zamanla. Bu taraf bizim tamamen veri tarafında temizlik, transformasyon, filtreleme gibi ETL işlemlerini yaptığımız kısım. ETL Extract, Transform, Load e, kelimelerinin ilk harflerinin birleşimi. Bir nevi kendi veri ambarımızı kuracağız burada. Bağlantı yaptığımız Excel sayfasının yapısına bir bakalım. Belge tipi, satış tutarı vesaire vesaire şeklinde toplamda 13 tane sütun varmış. Nereden anlıyorum 13 tane sütun olduğunu? Şu sol alt köşede kaç sütun olduğunu bana gösteriyor. Şimdi birazdan bu veriyle ilgili, bu veri setiyle ilgili bazı işlemler yapmaya başladığımızda bu sağ taraftaki Apply Steps kısmı yaptığımız her hareketi kaydetmeye başlayacak. Misal şuradaki belge tiplerine bir bakalım hangi değerler varmış. Birden fazla satış belge tipi varmış. Eğer biz sadece satış faturalarını istiyorsak, bunu buradan filtreleyebiliriz. OK dediğimde bu yaptığımız hareketi buraya bir step olarak kaydetti. Ve şuradaki formül penceresinde de eğer M dilini biliyor olsaydık Power Query'nin M dilini biliyor olsaydık o işlemi e, formül yazarak nasıl yapabileceğimizi e, gösteriyor bize. Bu step'i silebilirim veya tekrar oluşturabilirim. By default Power BI read-only bir sistemdir belge tiplerinden biz satış faturalarını aldık, diğerlerini almadık diye Excel'e gidip bir veri silme işlemi yapmadı. O satırlar hala orada duruyor. Yaptığımız tek şey veriyi hangi şekilde görüyorduysak bir önceki step'te onun şeklini değiştiriyoruz. Bütün belge tiplerini görüyorum. Bu step'te o belge tiplerinden filtreleme yaptım. Filtreleme yaptığımda veriyi gördüğüm durum bu. Artık bu noktadan sonra belge tip sadece satış faturaları olan satırlar karşımıza çıkacak. Eğer bu sütunlardaki değerleri hızlı görmek istersem ya sağa doğru kaydıracağım ekranımı ve şuradaki kulakçıklardan aynen Excel'de olduğu gibi ne değerlerin olduğunun listesine bakıyor olacağım. Ya da herhangi bir satırı tıkladığımda o satırdaki sütun değerlerini bana böyle bir ekranda gösteriyor olacak. Şimdi Power Query tarafındaki çok basit pratiklere de, best practice'lere de ufaktan girmiş olalım. Bir kere okuduğumuz veri kaynakları özellikle bir ERP vari bir sistemse, okuduğumuz tabloların adı, okuduğumuz sütunların adı normal Türkçeden biraz farklı. Veri ambarı jargonunda dimension fact tablosu gibi kavramlar var. Bunların ne olduğuna detaylı bir şekilde değineceğiz. Tablolarımıza dim tablo ismi, fact hangi tabloysa gibi isimler vermekten kaçının. Lütfen düzgün Türkçe isimler verin. Son kullanıcının kolaylıkla anlayabileceği isimler olsun. O yüzden burada okuduğunuz tablonun ismi fact satışlar gibi bir isimse fact underscore onu lütfen değiştirin. Benzer bir şey buradaki okuduğumuz sütunlardaki sütun isimleri için de geçerli. Satış tutar TL Türkçe bir ifade değil. Sağ klik. yarın buradan bulalım. Ya da double click ismini değiştirelim. Satış tutarı TL. Basit ama önemli bir kural. Son kullanıcıların konforunu arttırmak önemli. Benzer şekilde kendi konforumuzu da düşünmemizde fayda var. Veri üzerinde yaptığımız transformasyon sayısı arttıkça buradaki step sayısı da artacak. Burada filtered rows diyor örneğin. Neyi filtreledik biz burada? Bu stepin üzerine gelmeden göremeyiz. Ama step'e sağ tık name patroları filtreledik şeklinde ne yaptığımızı belirtirsek kendimiz için de daha kolaylık olacaktır. Şimdi şu steplerin hepsini biz oluşturmadık. Bir kısmını Power Query kendisi otomatik oluşturdu. İsterseniz bir en baştan bakalım ne yapmış. Biz Power Query Desktop tarafında demiştik ki get data ve adresi gösterdik. Adresi bu stepte oluşturmuş, interface'ten yaptığımız hareketin e, kodunu yazmış. Excel.workbook diye bir fonksiyon var. Şu pette böyle bir Excel dosyası varmış. Tamam. Excel'i gördüğü durum bu stepin sonunda bu. Excel karşımıza çıkmıştı. Oradan satışlar e, sayfasını seçmiştik. O yaptığımız seçim sonunda datayı gördüğü hali bu. Dikkat ederseniz birinci satırdaki belge tip satış tutar TL kolon 1 bir, biraz garip gözüküyor. Bu durumu algılamış. Promoted headers stepini de kendisi uygulamış. İlk satırdaki bütün her şeyi başlığa almış. Tamam. Sütunların solundaki ikona dikkatinizi çekerim. ABC 1 2 3 diyor. Burada henüz sütunun veri tipinin ne olduğuna karar vermemiş. Bir sonraki oluşturduğu otomatik stepte ona da karar vermiş. Bu stepten sonra biz bir şeyler yapmaya başladık. Faturaları filtreledik. Sütun ismini değiştirdik. Yaptığımız her aşamayı burası sağ taraftaki steps kısmı tek tek kaydedecek. Bir nevi makro recorder gibi. Şimdi Power Query ile ilgili en güzel şeylerden biri özellikle Power BI tecrübeniz henüz başlangıç aşamasındaysa bize herhangi bir kapsamda lazım olabilecek transformasyonların çok büyük bir kısmını interface'ten bularak yapmak mümkün. Transformasyon derken neyi kastediyorum? Örneğin buradaki teslim şehri isimleri büyük harf gözüküyor. Bunları küçük harf, ilk harfi büyük harf olacak şekilde değiştiriyor olabiliriz. Transformasyonlar nerede karşımıza çıkacak? Birkaç yerde karşımıza çıkıyor. Ya üst ribbon'daki home transform et kolum menülerinin altında karşımıza çıkacak. Ya herhangi bir sütunu sağ tıkladığımızda karşımıza çıkacak. Ya da herhangi bir değeri sağ tıkladığımızda karşımıza çıkacak. Örneğin buradaki teslim şehri İstanbul büyük harf olan bütün isimleri sağ tık, replace values, İstanbul diye değiştirebilirim. Okey. Bütün büyük harf İstanbullar İstanbul oldu. Geriye bir right back yapmadı. Excel'i e açıp baktığımızda İstanbul'u olduğu gibi aynen büyük harfle göreceğiz. Ama şeklini değiştirdik. Ve bu veriyi veri modeli tarafına aktardığımızda Power BI Desktop tarafına aktardığımızda artık hepsi İstanbul diye gözükecek düzgün bir Türkçe ile. Diyelim ki bize lazım olan sütunlar bunlar. Bu sütunların hepsini kullanmak istiyoruz raporlarımızda. Peki Şimdi Power Query ile çalışırken veri kaynağını karşımızda görmemiz gerekiyor. Excel lokalimizdeki bir dosya. SQL sunucuyla çalışıyorsak Power Query tarafında çalışırken SQL sunucuyu görmemiz gerekiyor. Okey. Ama veri kaynağıyla ilgili yapmamız gereken işlemleri bitirdikten sonra Close Apply dediğimizde en son hangi tabloları, hangi sütunları, hangi halleriyle aldıysak, hangi şekilde aldıysak Onların hepsi Power BI Desktop dosyasının içine geliyor. Import yöntemi, Direct Query yöntemi sadece SQL gibi nizami veri tabanlarıyla çalıştığımızda geçerli. Excel gibi, CSV gibi flat tabir edilen dosyalarla çalışırken veriye bağlanmanın tek yöntemi sadece ve sadece import. Ve biraz önceki bağlantı yaptığımız tabloyu hangi haliyle bıraktıysak hangi filtrelerle, hangi transformasyonlarla bıraktıysak o tablo sağ tarafta tablo ismi ve aldığım sütunlarla birlikte burada gözüküyor. Biraz önce boş gelen kısımlara bakalım. Data View kısmında artık çektiğimiz tabloları, o tablolardaki sütunları, sütunlardaki değerleri görebiliyoruz. Bu tabloda kaç tane satır varmış? En aşağıdaki bölüm size bununla ilgili bilgileri gösteriyor. 399 satır varmış. Şu an teslim şehri sütunu seçili. Bu seçtiğim sütunda sadece tek bir distinct değer varmış gibi. Okuduğumuz bu Excel dosyasının formatı eğer Excel tarafından gelen bir kullanıcı iseniz size çok tanıdık gelecektir. Bu bir satış tablosu, satış verisi. Okey, bir ürün satıyoruz. Tamam, ürün var. Ürünün ailesi var. Ürün adı da burada. Kime satıyoruz? Müşteriye satıyoruz. Müşterinin ailesi var. Aynı tabloda müşterinin adı da var. Sınıfı da var. Bu müşteriden sorumlu satış sorumlusu da var. Bu satış sorumlusunun bağlı olduğu satış yöneticisi var. Yani tek bir tablo. Konu neyse o konuda geçen bütün entitilerle ilgili. Entity'ye birazdan geleceğim. Her şeyi içeriyor. Entity dediğimiz şey bizim hareket tablolarımızdaki, fact tablolarımızdaki, transaction tablolarımızdaki, ki bu bir transaction tablosu, geçen varlıklara verdiğimiz isim. Bu bir satış tablosu. Ürün satıyoruz, müşteriye satıyoruz. Ürün bir entity. Müşteri bir entity. Fact tablolarında konu ne ise, ilgili entitelerin sadece ve sadece ID'lerinin olması lazım. ID derken neyi kastediyoruz? Birazdan ona da geliyor olacağız. Örneğin buradaki müşteri ID sütunu 20 çok 0 580. Ben bu müşteriye ne kadar satış yaptıysam bu müşterinin kodu ID'si bu tabloda defalarca geçiyor. Bu kodu isterseniz filtreleyelim. Toplam 399 satırdan 214 tanesi bu müşteriye yaptığımız satışı içeriyor. Eğer nizamin bir fake tablosu, transaction tablo, fake tablo, hareket tablosu bunların hepsi aynı anlama gelen ifadeler. Eğer nizamin bir fake tablosu oluşturmak istiyorsak bu tabloda sadece ilgili entity'nin ID'si olmalı. 20 çok 0 580 okey. Bu müşteriye ait diğer attribute'ların, özelliklerin, müşteri adı gibi, müşteri sınıfı gibi, sorumlusu kimse satış sorumlusu gibi yöneticisi gibi. bu sütunların hiçbirinin bu tabloda işi yok. Benzer şekilde diğer bir entity bu tabloda ürün. Ürünle ilgili ID'si haricinde hiçbir bilgiye, hiçbir ürün bilgisine, ürünün adı, kategorisi, sınıfı, markası hiçbirine bu tabloda ihtiyacımız yok. Bu tablonun bu formatı çalışıyormuş gibi gözükse de Power BI'deki veri modeli kavramına uygun bir tasarıma sahip değil. Flap tablolar, ilgili entlerle ilgili sağa doğru açtığınızda bir sürü şeyi içeren flap tablolar, veri modeline uygun formatlar değildir. Excel'de pivot tablo yaparsınız ama onunla sınırlı kalırsınız. Pivot tablolarla neleri yapamayacağımıza ya da ne zorluklarla karşılaşacağımıza daha sonra veri modeli dersinde detaylıca değiniyor olacağız. Ama diğer taraftan tabloyu bu haliyle bıraksak bile bir takım görseller, rapor sayfaları oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliriz. Teknik olarak mümkün. Report View menüsüne geri geliyorum. Bu bizim boş rapor kanvasımız. Görsellerimizi burada oluşturacağız. Okey. Görsel oluşturmanın iki tane standart yolu var. Ya sağdaki tablolardan herhangi bir sütunu düşürürsünüz düşürdüğünüz sütunun ne olduğuna göre Power BI default bir görsel atar. Ya da kullanmak istediğiniz görseli buradan siz kendiniz seçersiniz. Seçtiğiniz görselin öğelerini buradaki viz panosundan doldurursunuz. Satırda müşteri sınıfını görmek istiyorum. Sütunda teslim ilçesini görmek istiyorum. değer olarak da satış tutarının toplamını görmek istiyorum. Yer değiştirelim. İlçeyi yukarıya alalım. Sınıfı sütüne alalım. Aynen pivot tablo yapar gibi. Ve bu çıkan rakamlar doğru rakamlar. Şimdi Power BI ekosisteminde teknik olarak yapılabilirliği olan ama asla yapılmaması gereken hareketler var. Bazıları çalışıyor gibi gözüküyor şu yaptığımız örnekte olduğu gibi ama bazıları çalışmıyor. Ve o yapılmaması gereken hareketleri ama teknik yapılabilirliği olan hareketleri yaptığımızda biraz kompleks bir şeyler yapmaya kalktığımızda başımız belaya giriyor. Peki bu örneğini yaptığımız hareket tablosu, fake tablosu, transaction tablosunun yapısı veri modeline uygun değilse bu tabloyu uygun hale nasıl sokmak gerekiyor? Fek tablosunda entitelerin sadece ID sütunları olur demiştik. Bu fek tablosundaki entiteler müşteri ve ürün şu ana kadar konuştuğumuz kadarıyla. Bir müşteri ID veya bir ürün ID burada defalarca geçiyor olabilir. Kaç kez satıldıysa, kaç kez satın alındıysa. 2.0580 fact tablosunda defalarca geçiyor kaç kez bu müşteriye sattıysak. Ürün id benzer şekilde 20-36 defalarca satılmış. Jargonda fact tablolarına many tablosu denmesinin sebebi bu. Entitelerin id'si defalarca geçer. Yani many kez geçer. Bizim yapmamız gereken bu fact tablosunda defalarca geçen many times geçen ID'lerin tekil listesini içeren master tablolar yaratmak. Müşteri ID defalarca tekrarlanıyor. Bize bir müşteri master tablosu lazım veya müşteri boyut tablosu lazım. Master, boyut tablosu, dimension tablosu hepsi aynı anlama gelen ifadeler. Müşteri master tablosunda müşteri ID sütunu olmalı. Çünkü fake tablosunda ID sütunu geçiyor. Ama müşteri master tablosundaki müşteri ID sütunundaki değerler tekil olmalı. 2 çok 0 580'e biz defalarca satış yapmış olabiliriz. Ama müşteri ID tablosunda sadece ve sadece bir tane 2 çok 0 580 müşterisi var one to many ilişkilerde one tarafındaki tablonun açılımı bu. Anahtar sütununda, müşteri aile sütununda ki değerler sadece bir kez geçer. Ve bu müşteri tablosuyla, müşteri master tablosuyla hareket tablosunu biz bu sütunlar üstünden bağlarız. One to many jargonu buradan geliyor. Master tabloda sadece bir kez geçen müşteri ID'si fake tablosunda defalarca geçiyor olabilir. Many times geçiyor olabilir. Ve devamında tek tablosundaki, hareket tablosundaki, transaction tablosundaki bu müşteri adı, müşteri sınıfı, satış sorumlusu, satış yöneticisi sütunlarının hepsini kaldıracağız. Çünkü bunlar müşterinin bir attribute'u. Ve bunların tamamını ilgili master tabloda belirteceğiz. 2 çok 0580 müşteri adı bu. Sınıfı sorumlusu yöneticisi bu. Burada da sadece ID'si var. Aynı şey ürün için de geçerli. Aynı ürünü 20-36 ürünü defalarca satmış olabiliriz. Ama bu tabloda, fake tablosunda Sadece ve sadece ürün ID'ye ihtiyacımız var. Ürün adını, de varsa ürüne ait diğer etribütleri, özellikleri, ürün sınıfı, ürün markası gibi master tabloda tanımlayacağız. Ürün master tablosunda her bir ürün ID sadece ve sadece bir kez geçecek. Burası bir tarafı, burası menü tarafı aynı ilişkiyi ürün id sütunları üzerinden want to many olarak gene kuracağız. Ürün id Peki bu formatın veri modeline uygun bir format olmadığını olması gereken formatı gördük. Bize verilen veri kaynağı buysa, bu şekilde bir formatsa bu formatı, bu dosyayı biz veri modeline uygun hale nasıl getirebiliriz? Transform Data tekrar Power Query tarafına geçiyorum. Satışlar tablosuna, sayfasına daha önce bağlandık. Aynı Excel dosyasına bir daha bağlanabilirim. Eğer daha önce bağlandığımız bir dosyaysa Reason Source'un altında geçecektir. Aynı satışlar sayfasına bir kez daha bağlanıyorum ismini değiştireceğim. Sağ tık Rüneyim. Buna müşteriler tablosu diyelim. Bu tablodan bize ne lazım? Müşteriye ait bilgiler lazım. ID sütunuyla birlikte. O sütunları birden fazla şekilde seçiyor olabilirim. Bir tanesi Müşteri ID'yi seçtim. Müşteri adı, sınıfı, sorumlusu, yöneticisi hepsi yan yana sütunlar. Microsoft'un diğer uygulamalarındaki kısa yollar burada da çalışır. Shift'e basılı tutuyorum. Seçtim. Sağ tık. Diğer sütunları uçur. Sütunları seçmenin veya uçurmanın yollarından bir tanesi bu. Daha ideali genellikle buradaki choose columns'u kullanmak. Choose columns, tekrar choose columns. Bana bu tablodan müşterinin ID'si, adı, sınıfı, müşterinin satış sorumlusu ve onun yöneticisi lazım. Seçtim. Şimdi problemimiz devam ediyor. Müşteri ID sütununda aynı değerler tekrarlıyor master tabloların özelliği olarak demiştik ki ilgili anahtar sütunda bu tablo için müşteri ID sadece ve sadece tekil değerler olmak zorunda. Nasıl tekilleştireceğim? Bu bir transformasyon. Dolayısıyla Power Query'nin menüleri içerisinde böyle bir transformasyon var mı yok mu ilk sefer arayacağız. Müşteri ID sütununu seçtim. Home tabının altında Remove Rows diye bir menünün altında arıyorum. Remove Duplicates. Uçurdum. Bütün çift değerler, birden fazla geçen değerlerin hepsi uçtu. Master tablo özelliklerine uyan bir tablo yarattım mı? Entity kim? Müşteri. Bir anahtar sütun değerleri sadece tekil değerler içeriyor mu? içeriyor. Bu bizim müşteri master tablomuz. Aynı şeyi ürünler tablosu için yapabiliriz. Reason Source. Ürünler master tablosunu oluşturmak için yapabiliriz. Satışlar bağlan. Bu tablodan bize sadece ürünle ilgili ürüne ait sütunlar lazım. Ürün ID, ürün adı. Ürün ID'yi tekilleştir remove duplicates. Bu tablonun adını da ürünler diye değiştirelim. Okay. Ürünler, müşteriler, master tabloları yarattık. Her bir master tabloda ilgili anahtar sütunda sadece ve sadece tekil değerler var. Blank değerler yok, null değerler yok. Her şey kurala uygun. Satışlar tablosuna geri geliyorum satışlar tablosunda artık sadece ID sütunlarını bırakacağım. Müşteri ve ürün ID. Diğer sütunlara ihtiyacım yok. Diğer müşteri ve ürünle ilgili sütunlara ihtiyacım yok. Şuradaki steplerin arasında biz kendimiz bir step ekleyelim. Şuradan sonra veriyi bu stepte, tabloyu bu stepte bu haliyle görüyoruz diyebiliriz ki buradan choose columns insert step araya bir step ekleyecek. Bana bu tablodan bu tablodan müşteri adı, sınıfı, sorumlu yönetici ve ürün adı lazım değil. Okay. Sadece ID'leri bıraktık fake tablosunda. Belge tipi olarak biraz önceki steplerde belge tipi satış faturası olanları seçmiştik. Bu stepe bu sütuna ihtiyacımız yok. Sağ tık remove. Diğer sütunlara da şöyle bir hızlıca göz atalım. İsimlendirmeleri hepsini tek tek yapmayacağım ama lütfen bu steplerde Power Query tarafında mutlaka yapın. Belgeno ayrı teslim ilçesi vesaire falan. Uygun forma soktuk mu tablolarımızı? Soktuk. Close. Apply. Tablolar en son hangi hallerinde bıraktıysak bu tarafa geldi. Satışlar, ürünler, müşteriler. Müşterilere bakalım, ürünlere bakalım. Şimdi Power BI'de her şeyin kalbinde tablolar arasında bu biraz önce bahsettiğimiz ürün ID gibi, müşteri ID gibi Anahtar sütunlar üzerinden tabloları birleştirmek var. Nasıl birleştireceğiz? İlişki kurarak. Dolayısıyla buraya geleceğiz. Model view. Açıyorum. Sürpriz bir şekilde, belki de sürpriz olmayan bir şekilde satışlar tablosuyla ürünler ve müşteriler tablosunun biraz önce bahsettiğimiz, konuştuğumuz ilgili anahtar sütunlar üzerinden one to ...Many şeklinde birleşmiş olduğunu görüyorum. Şimdi her uygulamada olduğu gibi Power BI'nin de Default ayarları var. Bu ayarları... ...değiştirmenizi tavsiye edeceğim. Özellikle ilişkilerle ilgili olarak. Çünkü Power BI tablolara bakıyor. Sütunlara bakıyor. Eğer teknik olarak... ...ilişki kurma şartlarını sağlayan sütunlar bulursa tablolarda... ...ilişki yapıştırıyor tabiri caizse genellikle doğru buluyor bu örnekte olduğu gibi ama ilişkiler bir modelin kalbi. O yüzden bu ilişkilerin tamamını kendimizin elle bilerek yapmasında fayda var. File options and settings'ten options'a geliyorum. Buradaki current file altındaki data load kısmından auto detect new relationships ile import relationships from data source opsiyonlarını kaldırıyorum. İlişkileri kendimiz elle kurmalıyız. Nasıl kuracağız? Müşterilerle satışları birbirine bağlayalım. Her iki tabloda da anahtar sütunlar isimleri de aynı. İsimleri aynı olmak zorunda değil ilişki kurmak için ama bir tarafta tekillik bir tarafta çoğulluk lazım. Müşteri ID sütununu alıyorum. Satışlar tablosundaki müşteri ID sütununun üzerine düşürüyorum. Hangi hareketi hangi tablodan başladığınızın hiçbir önemi yok. One to many bir ilişki kurdu. Tersini de yapabilirdiniz. Satışlar tablosundaki müşteri ID alıyorum. Müşteriler tablosundaki müşteri ID'nin üzerine bırakıyorum. Aynı şeyi ürün için yapacağım ürüne ait. Satışlar tablosu bizim fact tablomuz. Ortada müşteriler, ürünler bizim master tablolarımız bağlantısı var. Şimdi eğitimin ilerleyen dönemlerinde bu model bu kadar basit kalmayacak. Başka master tablolar gelecek, başka özellikler gelecek, bütçesi gelecek gibi. Dolayısıyla bu ekran biraz kalabalıklaşmaya başlayacak buradaki yerleşim için kullanabileceğiniz birkaç farklı yerleşim planı düzeni olabilir. Bir tanesi bütün fek tablolarını aşağıda tutup master tabloları, master tabloların tamamını yukarıda bırakmak olabilir. Veya birden fazla master'ımız olduğunda daha anlamlı bir şekilde olacak ama fek tablosunu ortaya alırsınız. Diğer geri kalan bütün master tabloları bunun etrafına dizersiniz veri modeline uygun olmayan formatı master ve fake tablolarını uygun şekilde yaratarak oluşturduk. Olması gereken format bu. Dosyamızı kaydedelim. Save as. İlk rapor diyelim buna. İlk veri modelimizi kurduk. Peki, görselleştirme tarafına tekrar bir dönüş yapalım. Şunu da silelim. Veri görselleştirme dersinde uzun, uzun diye best practice'lere rapor sayfaları nasıl oluşturulur? Hangi görseller hangi sorularına net cevap verir? Detaylı bakıyor olacağız. O yüzden buradaki kısmı biraz basit bırakmak istiyorum. Şu sayfayı da silelim. Bu bizim ana sayfamız olsun diyelim ya da ilk sayfamız olsun diyelim. Sağ tık rename ilk sayfa. Şimdi File Options arasındaki içerisindeki bir başka opsiyonu göstermem gerekiyor çünkü buradaki görselleri oluşturma şekli önümüzdeki bir ya da iki ay içerisinde e, GA olarak General Availability olarak değişecek. File opsiyonuna tekrar File Options kısmına tekrar geri geliyorum. Buradaki opsiyonlardan e, Preview Features'ı açıyorum. Şuradaki on object interaction kısmı bu ders için bilerek kapatıldı. Bu henüz preview modunda olan bir özellik. Power BI her ay güncelleniyor. Yeni gelen özellikler önce preview modunda geliyor. Sonra belli bir süre sonra GA oluyorlar. Genel olarak available oluyorlar. Bu örnekte on object interaction kapalı veri görselleştirme dersinde bu özelliği açarak yapıyor olacağız. Peki herhangi görsel seçebiliriz Hiç fark etmez. Bir tree map seçiyorum. Buradaki panoların mantığı oldukça basit. Hangi görseli seçiyorsanız, vis panosunun altındaki bölümler seçtiğiniz görseli doldurmak için, oluşturmak için gerekli alanları içeriyor. Ben ilçe bazında ya da ilçe yapmayalım. Müşteriler ve ürünleri açalım. Müşteri sınıfı bazında satışlarımı görmek istiyorum. Oluşturduğunuz görselin görünümüyle ilgili rengi, fontu vesairesi veya başka ayarlarıyla ilgili, görünümle ilgili değiştirilebilecek şeylerin tamamı buradaki fırça tabında ya da format tabında renkleri değiştirebilirsiniz. ...data label'ları açabilirsiniz. Görünümle ilgili bütün her şey burada. Sondaki pano, analitik panosu... ...seçtiğiniz görselin ne olduğuna göre... ...dolu da gelebilir, boş da gelebilir... ...farklı opsiyonlarla gelebilir. Eğer bu şekilde bir treemap değil de... ...bir line chart seçiyor olsaydım... ...ve line chart'a... ...tarih bazında satış tutarlarını getiriyor olsaydım, bunun analitik panosunun oldukça dolu olduğunu görecektim. Peki bir matris oluşturalım bir de. Şunu delete deyip siliyorum. Hatta şunu da silelim. Matrisi şuraya yaklaştıralım. Şimdi müşteri bazında ve ürün bazında satışlarımı görmek istiyorum diyelim. Ben bu matrisin satırına, sütürüne, sütununa hangi müşteri ID'yi düşüreceğim? Müşteriler tablosundaki müşteri ID mi? Yoksa satışlar tablosundaki müşteri ID mi? Benzer şey ürünler için de geçerli. Buradaki ürün ID mi yoksa satışlar tablosundakini mi kullanmam gerekiyor? Bu tür durumlar için genel kural herhangi bir boyutla ilgili, herhangi bir entity ile ilgili bir attribute ürün ID, ürün adı, müşteri sınıfı, kategorisi görsellerde görüntülenmek isteniyorsa bunların tamamının master tablodan gelmesi lazım. Eğer ben müşteri ID bazında bir matris oluşturacaksam kullanmam gereken müşteri ID'si müşteriler master tablosundaki ID. Bu satışlar tablosundaki müşteri ID değil. O yüzden best practice'lerden bir tanesi diyor ki Anahtar sütunların tamamını, Fek tablolarındaki anahtar sütunların tamamını son kullanıcıdan gizle, hide. It. O yüzden bu sütunu satışlar tablosundaki müşteri ID sütunu sağ tıklıyorum, hide. It. Aynı şeyi ürün ID içinde yapacağım, sağ tık, hide. It. Çünkü ürünle ilgili bir şey düşürülmesi gerekiyorsa veya müşteriyle ilgili kullanılması gereken alanlar ilgili master tablolardan gelecek. fake tablosundan değil. Dosyamızı tekrar kaydedelim. Şuradaki müşteri ID sütunun üzerine satış yöneticisini getiriyorum. Diyor ki Halil gün görmüş. Şuradaki aşağı yukarı oklara dikkatinizi çekeceğim. Biraz önce satış yöneticisini eklemeden önce bu yoktu siliyorum tekrar göstermek için satış yöneticisini getiriyorum bu şekilde herhangi bir görselde bu çatalları okları gördüğünüzde bir sütun değerinin üzerine master tablodan gelen bir sütun değerinin üzerine başka bir şey koymuşuzdur muhtemelen aynı tablodan gelen ve yan tarafta görselin ne olduğuna göre eğer bir matris tabloysa artı çıkabilir bu bir hiyerarşi olduğu anlamına gelir Buradaki oklar da bu hiyerarşi içerisinde gezinebileceğimizi gösterir. Müşteri ID bazında görmek istiyorum. Bunu açabilirim. Veya tekrar aynı seviyeye getirelim. Şöyle yapalım. Müşteri ID bazında görebilirim. Veya üstteki hiyerarşi bilgisini kaybetmeden açabilirim hiyerarşiyi. Gibi. OK, dosyamız bu. İlk veri modelimizi kurduk, ilk Power BI PBX dosyamızı oluşturduk, bunu kaydettik. Bu modeli publish edeceğiz. Publish etmeden önce tekrar topolojiye bir geri dönelim. Biz neredeyiz? Biz şu an hala buradayız. Power BI Desktop'ta. Bir tane Excel dosyasını modelimize aldık. Basit bir ETL yaptık. Basit bir veri modeli kurduk. Basit bir rapor sayfası oluşturduk. PBX dosyamız oluştu. Bunu bulutta yayınlamak üzereyiz.